arkadaşlar, bugün sizlerle akıl ve zeka oyunlarından biri olan Scoop'i, diğer bir adıyla Atla Toplu oyununu oynayacağız. 5 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği bir oyundur. Bu oyunun kazanımları arasında dikkat ve konsantrasyon, odaklanma, bağlantısal düşünme, matematiksel düşünme, plana düşünme ve problem çözmedir. Oyun 2 veya 4 kişiyle oynanabilir. Oyun gördüğünüz gibi bu oyun platformu üzerinde oynanmaktadır. 5 farklı pulu bulunmaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi olmak üzere. Pullarımız bu şekilde. 5 farklı şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi platform 10x10'luk bir platformdur. 5 rengin hepsini karışık bir şekilde barındırmaktadır. Taşlarımızı buraya sırayla renklerine göre değil de rastgele yerleştiriyoruz. Şimdi taşlarımızı yerleştirelim. Daha sonra oyuna başlayalım. Pullarımızı rastgele bir şekilde yerleştiriyoruz oyun alanımıza. Bu oyundaki amacımız her renkten pulumuzu bu alanlara bir seri halinde dizmemiz. En çok seri yapan bu oyunu kazanmış olacak. Gördüğünüz gibi oyunda 4 farklı alan var. Dediğim gibi 2 veya 4 oyuncu ile oynanabiliyor. Bu alanlar serilerimizi yerleştirmek için var. Bu oyunu şu şekilde oynuyoruz. Bir pulumuzu alıp diğer pulun üzerinden atlayıp bu pulu kendi serimize bu şekilde ekleyebiliyoruz. Bu dikey de olabilir, yatay da olabilir. Hemen aynı anda hem dikey hem de yatay oynayabiliriz. Şimdi oyuna başlayalım. Orada daha detaylı göreceksiniz zaten. Şimdi şu şekilde oyuna başlıyorum. Pulumu alıyorum. Diğer pulun üzerinden atlayıp bu pulumu kendi serime ekliyorum. Şimdi dediğim gibi bir veya birden fazla atlayış yapabiliriz demiştim. Yani bir veya birden fazla pulu alabiliriz. Şimdi bakıyorum, bir sonraki alan boş. Bu şekilde birinci. Bakıyorum, bir sonraki alan boş. Bu şekilde ikinci atlayışımı yapıyorum ve bu iki pulu kendi serime katıyorum. Bu oyundaki diğer bir kural ise ileri geri hareket edebiliyoruz ama çapraz hareket edemiyoruz. Şimdi dediğim gibi bir farklı oynama şekli. Bu şekilde pulumu alıyorum. Diğer pulum üzerine atlıyorum. Sonra hem de yatay olarak bu şekilde ikinci, bu şekilde üçüncü atlayışımı yapıp bu pulları kendi pulum yapabiliyorum. İlk seriyi tamamlamam için gördüğünüz gibi bir tane yeşil pula ihtiyacım var. Onu da şu şekilde birinci, ikinci atlayışımı yapıp tane yeşil pulu alıyorum. Gördüğünüz gibi ilk serimi tamamladım. Şu an durum 1-0. Diğer bir amaç ise kendi serimizi tamamlarken rakibimizin en az seriyi tamamlamasını sağlamak. Gördüğünüz gibi ben ikinci serimi tamamladım. Rakibim de ilk serisini tamamladı. Şu an durum 2-1. Oyun platformu üzerinde oynayacak pulumuz, yani hamle yapacak pulumuz kalmayana kadar oynamaya devam edeceğiz. Bu oyunu da en çok seriyi tamamlayan kişi oyunu kazanır.
gibi platform üzerinde hamle yapacak pulumuz kalmadı. Şimdi en ufak boylu olan pulumuza bakıyoruz. En fazla kimin pulu olursa o kişi kazanmış oluyor. Benim en küçük boylu pulumda 7 tane bulunmakta. Rakibimin ise 6 tane bulunmakta. Bir seri pulla ben kazanmış oldum. Oyun bu şekilde oynanıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.